Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Pazartesi günü yarış programında sizlerle beraberim. Bursa yarış programı, 6 koşulu bir programımız var sevgili dostlar karşımızda. Şanlıurfa'da gece koşuları, o da 7 koşulu bir programımız var. Çok atlı bir, yine bir bülten karşımıza çıkacak Şanlıurfa'da. Yine biliyorsunuz zorlu geçecek. Şanlıurfa biliyorsunuz her zaman zorlu geçecek bir yarış çıkıyor karşımıza. Evet, Bursa 24 Şubat Pazartesi günü, inşallah hafta başına kazançlı bir şekilde başlarız sevgili dostlar. Evet, ilk koşumuz birinci koşudan itibaren 15.30'da start alıyor. Altınımızın birinci aya kısa vade altı, 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Burada ilk tercihim bir numaradan yana kullanmak istiyorum sevgili dostlar. Arkansas soldan yana. Çünkü üst üste Bursa'da 1400 metre kumunu kazanarak sevgili dostlar nasıl bir formda olduğunu bizlere kanıtladı. Son koşusunda zaten 1400 kumda Onur Atmaca'yla 59 kiloyla sevgili dostlar Bursa'da 10 Şubat 2020'de yani pazartesi günü koştuğu koşuda kısa vade 8'de Obrado'yu yani geride bırakmıştı. Yine geçeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde ondan bir önceki yarışına gene Bursa'da 1400 metre kumda bu sefer El Patron da vardı sevgili dostlar. Yine var El Patron. Bugün de koşacak yani pazartesi günü de koşacak El Patron. Bunların ikisinde geçme başarısını gösterdi. Şimdi bunlar rövanşa çıkıyor diye nitelendiriyorum ben. 1, 5 ve 6'nın arasında çıkacağını düşünmüyorum. Yani 3 at yeterli görüyorum sevgili dostlar. 1 Arkansas sol birinci atımız olacak. İkinci atımız 5 numara Obrada. Üçüncü atımız da 6 numara El Patron olacak. Bunların zevkli mücadelesini izleyeceğiz ve de üçünden birinin bu yarışı kazanacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Tabii ki 1 numara birkaç adım önde görüyorum. Ondan sonra 5 de 6'yı da kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Evet, ikinci koşu handikap 16 yamak 1 koşusuyla start alıyor. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 11 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda hemen. Evet, son koşusunu 1400 metre kumda zaten geçen koşusunda da tek önermiştim sevgili dostlar ve de beni yanıltmadı. Büyük Acıva'dan bahsetmiyorum. Son 1400 kumunu geldi, aldı ve gitti. Yarışı da güzel bir dereceyle kazandı sevgili dostlar. O zaman üstünde şimdi 63 kilo bir kaldıracak mı kaldıramayacak mı onu bakacağız. Çünkü İngilizler birazcık kiloda bir sıkıntı yaşıyor. Arap atları gibi değil. Büyük Acıva'nın üstünde o zaman Muhammed Mirbilgin vardı. 54,5 kilo ile koşmuştu sevgili dostlar. Yani burada koştuğu atlardan Deforce'u geçerek 6,5 boy fark atmıştı. Ve de Deforce'da ikinci olmuştu bu koşuda sevgili dostlar. Şimdi 63 kiloyla yamak koşusu olduğu için birazcık sıkıntılı görüyorum bu aya. Tabii ki ilk şansım 2 numaradan yana kullanmak istiyorum. İkinci atım tabii hemen arkasında ikincilikle ayrılan 3 numara Deforce'dan yana kullanmak istiyorum sevgili dostlar. Evet, üst üste 3 yarış gördü sevgili dostlar. Uzun mesafede İstanbul'da 2000-2100 kumlarında 3.lük de ayrıldı. Şimdi Bursa'ya geliyor. O da 1 numara Salazar olacak. Bunu da 3. atımız olarak mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. 4. atımız 4 numara Gavido olacak. 1400 kumunu Kocaeli'de koştu ve 4.lük de ayrıldı. Sevgili dostlar ondan önceki koşusu yine Kocaeli'de 1500 metre kumda güzel bir ikincilikle ayrılmıştı. Gaudi'de gerçekten ters bir yarış gelebilir. Mutlaka bunu da kuponumuza ilave edelim. Bir at daha önereceğim. Bursa'da son koşusunda 1400 metre kumda sevgili dostlar bir altıncılığı var. Bakmayın bunun altıncı olduğuna. Bomboş kiloyla koşuyor sevgili dostlar. O da 11 numaradan bahsetmek istiyorum. Kaan Gökçe ile start alıyor. Bunu da kuponumuza mutlaka ilave edelim sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşuya geçelim. Üçüncü koşu
Şartlı 4, 4 ve yaşlı Araplar 1900 metre kumla start alıyor. Burada da 5 Arap atımızın start alacağı bu koşuda sevgili dostlar zaten ön plana çıkacak atımız. Büyük ihtimalle yarın da favori çıkacağını düşünüyorum. O da Çağıran, bir turbo orijini olan sevgili dostlar Çağıran. Bursa'da 1400 kumda birinci, son koşusunda 1800 kumda da gayet başarılı koşup uzunu da iyi koştuğunu kanıtladı sevgili dostlar. Uzuna da çıktı ve 1800 metre kumunda 8 Ocak'ta üçüncülük ayrılmıştı ve reformlu olduğunu kanıtlayıp 1800 metre kumunu birincilikte ayrıldı. Bir numara Çağıran yarın yine kazanacağını tahmin ediyorum ve de sizlere burada sevgili dostlar yine Murat Gündüzeli zaten bunu hazırlıyor, kendi de biniyor. Bir numarayı banko olarak sizlere üçüncü ayağımızda Çağıran'ı öneriyorum sevgili dostlar. Yarın da güzel bir yarış çıkartacağını düşünüyorum ve de foto önde geçer diye düşünüyorum. Bir numarayı banko olarak sizlere öneriyorum 3. koşuda. Evet, 4. koşu handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 5 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda sevgili dostlar. Bir numara Serperan, biliyorsunuz üst üste 3.lük birincilikle ayrıldı. 4. birinciliğine gerçekten çok yakın görüyorum. O da Mayden'den 1300 kumda çıkmıştı. Arkasından 1400 kum 27 Ocak'ta görerek onu da gayet başarılı bir şekilde kazandı. Hemen arkasından yine 1300 şartlı 4'e çıktı. 1300 kumda yine kazanma başarısını gösterdi. Nitekim formda olduğunu kanıtladı. Zaten üstünde de Furkan Yüksel var sevgili dostlar. Yine Furkan'ımız üstünde. Yani sizlere ilk atım olarak önereceğim. Burada aslında tek önerecektim ama rakip gördüm. Üst üste ikincilik de ayrıldı. 1300 kumda ikinci, 1800 kumda ikinci, onunla 1400 kumu kazandı. Üst üste 1400 kumunu kazanarak bu koşuya geliyor. Sonradan iki yarış görüp ikincilik de ayrıldı. Ahmet Çelik gibi tecrübeli jokeyimiz de üstünde. Rakibini 3 numara olarak sizlere sunuyorum sevgili dostlar. Yani 4. ayağımız 1 ve 3 olarak yazarsak yeterli olarak görüyorum sevgili dostlar. Evet, 5. koşu. 5. koşuya geçtiğimizde kısa vadeli dişlilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Evet, çimden sonra 2 yarış gördü sevgili dostlar. Biri Bursa'da 1300 kumunu kazandı. Sonra İzmir'e gidip 1400 kumunda birincilikle ayrılan sevgili dostlar 1 numarayı sizlere ilk atım olarak önereceğim. Zaten son koşusunda da Mustafa Çiçek vardı. Yine Mustafa Çiçek de start alıyor. Zaten Bursa'da da kazandığı koşuda da Mustafa vardı sevgili dostlar. 1 numarayı ilk atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım çimden sonra bir kum yarışı gören ve de Bursa'da 1200 kumda start aldı şartlı 4'te ve de kazanma başarısı gösterdi. Tecrübeli jokeyimiz Ahmet Çelik de üstünde, mutlaka bunu da kuponumuza ilave edelim 4 numarayı sevgili dostlar. Hemen arkasından kar tanesinden bahsetmek istiyorum. İlk startında sevgili dostlar 1200 kumda Bursa'da 16 Aralık'ta 2019'da koşmuştu. Maydana veda etti 1200 startında. Ondan sonra bir yarış daha görüp 1300 kuma çıktı şartlı 3'te sevgili dostlar. 1 Ocak çarşamba günü onu da güzel bir ikincilikle ayrıldı. Ondan sonra bir 54 günlük aradan sonra tekrar piste çıkacak olan kar tanesinde gerçekten tecrübeli bir safkan Tugay Alıcı ile start alıyor. 3 numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Bu yarış birazcık zor gördüğüm bir ayak olacak sevgili dostlar. Burada bir at daha önereceğim. O da 6 numara olacak sevgili dostlar. Nevzat Avcı ile start alıyor. Son 1200 kumunu gerçekten iyi gelip ve ikincilik de ayrılmıştı sevgili dostlar. Bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim. 200 metrede uzadı. Yani başarılı koşacağını düşünüyorum. Onu da kuponumuza mutlaka ilave edelim 6 numarayı sevgili dostlar. Evet, 6. koşu altılımızın son ayağı. Nailen bir koşuyla sona eriyor altılımızın son ayağı sevgili dostlar. Dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor.
Burada da 3 numaralı hattımız ve de 7 numaralı hattımız Ekiro olarak start oluyor. Burada 14 arabatın start alacağı bu koşuda hemen sizlere zor bir koşu hemen karşımıza çıktı sevgili dostlar. Evet, burada Bursa'da son koşusunda 1800 metre kumda sevgili dostlar uzun mesafede güzel bir yarış sergileyen 4 numaradan yana kullanmak istiyorum. İlk tercihimi yani bunu da kısalan mesafede bir çırpıda bitirebilir. Yani bayağı da 600 metrede kısaldı sevgili dostlar. İlk atım 4 numara olacak. İkinci atım Ekürler olacak. Kocaeli'de 1400 kumunu son koşusunda dördüncülükle pardon ikincilikle ayrıldı sevgili dostlar. Maiden koşusunda yani kazanır dediğimiz bir safkanımızı Demetcan ne yazık ki olmadı. Şimdi de Tolga Yıldız da zaten üstünde. İkinci şans verdiğim atım 7 numara olacak. Yani Ekürler sevgili dostlar. Bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Evet burada Adalı Özlem'den bahsetmek istiyorum. Adalı Özlem de gerçekten başarılı yarışlar çıkartıyor. Bursa'da güzel bir yarış çıkartmıştı. 1400 kumunu üçüncülükle ayrılmıştı. 1 numaradan bahsediyorum sevgili dostlar. Üstünde de zaten o zaman Bekir Mert Mırık vardı. Yine Bekir Mert Mırık'la start alıyor. Bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim 1 numaraya. Son koşusunda zaten 1400'ü 6.lıkla Kocaeli'de kapatmıştı. Yani Bursa'da güzel koşular koştu. O yüzden ben de Bekir Mert Mırık'la zaten üstünde şanslı gördüğüm 3. atım olarak sizlere önereceğim. Evet burada Maydanoz. Evet ilk defa start alacak olan ilk defa start alıyor sevgili dostlar. Hiç yabana atılmayacak bir atımız. Gerçekten bir Kaizberg orijinli. Çalışmaları da gerçekten güzel. Güzel hazırlanıp bu koşuya hazırlandı. 10 numarayı da Maydanoz'u da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani kalabalık tutacağımız bir ayak olacak bu da. Ondan sonra tercih edeceğim at 8 numara dondurmacı olacak sevgili dostlar. Yani Yunus Emre Yüksel'le start alıyor. Mutlaka bunu da kuponumuza ilave etme taraftarıyım. 1200 kumunu Bursa'da 3.lükte ayrılmıştı. Sonra 1400 uzun geldi. Sonradan 1200'e İzmir'de koştu. Başarılı olamadı. Tekrar Bursa'ya dönüp burada Maiden'den veda etmeye çalışacak. Nitekim şanslı olacağını düşünüyorum. Bunu da mutlaka 8 numarayı da kuponumuza ilave edelim. Son olarak Mis Gölcük. Mustafa Çiçek de start alıyor. Gerçekten güzel yarışları vardı. Ama hep geriye geriye gitti. 56 günlük aradan sonra tekrar Bursa'da piste çıkıyor. Mis Gölcük'ü de Mustafa Çiçek'le son atım olarak sizlere sunuyorum sevgili dostlar. Evet Bursa şablonum bu. Bursa gerçekten güzel koşular bizleri bekliyor. Para da verecek. Son ayak da bu ikramiyeyi güçlendirir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet Bursa'dan söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah hafta sonunu güzel bir neticeyle geçiririz. Hafta sonunu kazançlı bir şekilde geçiririz sevgili dostlar. Kazançlı başlarız. İnşallah öyle de olacağını umut ediyorum. Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Hoşça kalın.